3-4-5 CE. HİPDAR Başkanı Sayın kedilerimiz için yuvaya dönüştürülebilir hale getirdik. Şimdi hayvan haklarından bahsediyoruz. Tabii ki itlaf edilmeleri, öldürülmeleri büyük bir vicdansızlık. Bugün en azından hayvanların hakları için mücadele ediyoruz. Bütün doğada var olan tüm varlıklar için mücadele etmeyi kendimize bir hak ve ödev olarak benimseriz. Mobil araçlarımızla sokakta bakım hizmetlerine, yol kısırlaştırmaya ve satın alma, sahiplen mottosunu hızlıca her yerde duyurarak her birini sahiplendirmeye, onlara birer yuva bulmaya devam edeceğiz. Bir yasa yapılırken parlamentoda mutlaka sivil toplum örgütlerinin görüşlerine başvurulması gerekir. O alanda çalışan yerel yönetimlerin alan tecrübelerinden yararlanılması, görüşlerine başvurulması gerekir. Ve bugün kent konseyleri de son derece önemli bir misyonu taşıyorlar. Kent konseylerinin de görüşlerine başvurulması gerekir. Yaşamı sonlandırmaya yönelik, itlafa yönelik hükümler var ise bundan vazgeçilmelidir. Selda Taçmahal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Şube Müdürlüğü'nde sosyolog olarak çalışıyorum. Biz tüm canlıların yaşama hakkı olduğuna inanıyoruz. Bugüne kadar da İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak da bütün çalışmalarımız, çabalarımız hep bu yöndeydi. Yine öyle olacak. Kent Konseyi olarak da bu anlamda bir farkındalık yaratmak istedik aslında. Sokaklardan ne kadar sahiplenebilirsek çocukları o kadar büyük şeyler yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. O farkındalığı sağlamak istiyoruz. Tüm halkımıza, sadece İzmir'e değil. Aslında şu an biz tüm Türkiye'de bir ses getireceğimize inanıyoruz bu çalışmayla. Geçen hafta çıkan yasa teklifi hepimizin canını acıtmaksa, yaşamı savunduğumuz için buradayız, biz birlikteyiz. 105 Kent Konseyimizle birlikte yaşamı savunmak için farkındalık oluşturacağımızı buradan belirtmek isterim. Deniz Demirci. Gelir gelmez bu çocuğu gördüm. Daha önce de istiyordum bir tane ama bugüne nasipmiş. Sahiplendim. Beraber güzel bir hayat yaşayacağız diye düşünüyorum. Çok iyi bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Umarım her zaman da olur böyle şeyler. Bence çocuklar sahiplendirilmeli, uyutulmamalı. Bunun çözümü uyutmak olmamalı. Ben Şevval Tarakçı. Çıtır'ı 1,5 yıl önce Paco Barınağı'ndan sahiplendim. Ben onu sahiplendim ve çok mutluyum. Şu an iyi ki de böyle bir karar vermişim. Bence çok gerekli bir etkinlik. Özellikle aslında ilandaki yavruları, çocukları gördükçe belki insanların fikirleri değişir. Umarım herkesin de bir gün böyle bir canlıya, bir bebeğe sahiplenirler. Bir yuvaları olur. Bu konu hakkında çok kızgın ve üzgünüm. Böyle bir fikrin meclise taşıma ihtimali bile çok sinir bozucu gerçekten. Bunun başka çözümleri kesinlikle var. Ölüm asla bir çare değil bu konuda. Biz onların yaşam hakkını elinden alamayız. Umarım yani geçer ve gider ve bir daha bu konu gündeme bile gelmez yani.